Oylamaya sunuyoruz. Kabul etmeyen var mı? Bornova Belediyesi Kadın Kooperatifi 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2018 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasıyla başlayan toplantıya Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdo, Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Denetim kurulu raporlarının Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız'ın sunumunu gerçekleştirdiği 2018 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya sunuyoruz. Mevcut Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız güven tazeleyerek yeni dönemde de başkan seçilirken Sema Neke başkan yardımcısı oldu. Sonra inşallah başlamayı düşünüyoruz. Kooperatif üye sayımız 64. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, kooperatif üye sayısının yetersiz olduğunu, arttırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Etrafı da 64 kişiyle 500 bin nüfuslu Bornova'da çok küçük olduğunu söylemek isterim. Burası köy değil. Burası 40 tane ilden büyük bir ilçe. Dolayısıyla omuz omuza yürüyeceksek öncelikle bu kooperatife üye olacağız. Birinci yapacağımız şey bu 64'ü 640'a 1640'a çıkaracağız. Mevcut kooperatif yerinin sağlıklı olmadığına da dikkat çeken Başkan İdu, yer konusunda üyelerden öneriler istedi. Biz eğer üretime, kadını istihdama davet ediyorsak, onların yeteneklerini sergileyebilecekleri alanları yaratıyor olmamız lazım. Ve Bornova Belediyesi'nin bu olanakları var. Ben kadınlarımızın kooperatife katılımını, önerilerini ve yeteneklerini sergileyecekleri alanları bize önermelerini arzu ederim, dilek ve temennilerde. Burayı sizler yönetiyorsunuz. Dolayısıyla omuz omuza gideceksek ben herkesi bu kooperatifin içine davet ediyorum bugün. Teşekkür ederim.